Değerli arkadaşlar, herkese yeniden merhaba. Mavi Vatan konusunda transatlantik ittifaka yakın diplomat, akademisyen ve siyasetçilerin neden bu doktrini hedef aldıkları ve özellikle bu doktrinin yaratıcısı Sayın Cem Gürdenizi neden hep fırsat buldukça hedef oturttukları giderek anlaşılıyor esasında mavi vatan doktrinine net olarak karşı çıkan ve çıkması gereken tek devlet var. Yunanistan. Çünkü sonuç itibariyle Adalar Denizi ve Doğu Akdeniz'de Yunanistan'la yaşadığımız çelişkiler var. Fakat Mavi Vatan'a karşı konuşanlar geleneksel Yunan yanlısı karakterler değil. NATO'cu, transatlantikçi ve İsrail'de görev yapmış karakterler. Ya ve böylece yavaş yavaş hepimiz şüphelendik tabii. Niye mavi vatan e, Yunan medyasında çok fazla böyle bir şey olmuyor da başka yerlerde daha çok konuşuluyor. İşte değerli bir yazar Hüseyin Vodinalı e, bunun e, nedenini ve kim olduğunu bulmuş. Bence çok önemli de bir yazı yazmış. Diyor ki Mavi Vatan düşmanlığının arkasından İsrail çıktı. Ve aynen de şöyle söylüyor. Ve e, Alman İsrail'in emekli donanma komutanı Eyal Pinko'nun danışmanlığında İsrail Ariyer Üniversitesi'nde eski bir asker ve askeri uzman Doktor Yair Ans Bahır kaleme aldı. 2023 Aralık ayında yayınlanan Kani Yitneşe ve Kıyamet Günü Gelecek kitabında gerekli bilgiler var diyor. Pinto ve Ansbahar'ın o kitaptan bir bölüm olarak yazdıkları yazı ise Salı günü yine İsrail'in önemli bir web sitesi Mido'da yayınlandı diyor. Yazının başlığı Türkiye'nin denizcilik tutkusu Akdeniz'de bir tehdit. Şimdi daha fazla söylememe gerek var mı? O da öyle diyor. Başlık içeriği özetliyor. Hedefte mavi vatan ve Cemgür Deniz var. Oraya geçeceğim. Neler söylediklerine geçeceğim ama Cemgür Deniz Amerikan Pentagon'dan bizim FETÖcü savcılara iletilen listeler çerçevesinde vatansever bir tüm amiral olarak üç buçuk yıl bu ülkenin hapishanesinde tutsak edildi. Bu işe bulaşan herkesin büyük vebali vardır. Hiç kimse parmağının arkasına saklanmaz. Bu insanlar Balyoz ve Ergenekon davalarında içeri atılan bu insanlar bu vatanın bekası için, bu vatanın geleceği için laf söyleyen insanlar. Ama Amerikan emperyalizmi İsrail'le beraber listeler yapmış. Kim ortadan kaldırılacak, kim yok edilecek, kim işsiz bırakılacak hepsinin listeleri var. İdi. Şimdi tabii o far durumlar daha farklı noktalara geldi. Şimdi durum budur. Budur yani. Şey değil durup dururken Cem Gürdeniz o üç buçuk yılı hapiste yaşamadı yaptığı önemli bir şey vardı. Diyor ki kitaptan. Gürdeniz'e göre Mavi Vatan doktrinin amacı Türkiye'nin çevredeki üç denizi kontrol altına alması ve bu denizlerde kurulması ona bölgesel ve uluslararası nüfus kazandırmak ve diğer ülkelerden bağımsız olarak ekonomik ve demografik büyümesini destekleyecek enerjiyi tedarik etmesine olanak sağlamaktır diyor. Mavi Vatan doktrininin belirtilen amaçlarının ötesinde Türkiye'nin gizli hedefi dikkat. 1923 yılında imzalanan Lozan Anlaşması'nda öngörülen düzenlemeleri kanunlaştırmaktır. Çünkü denizlerde ne yazık ki Lozan'ı tam koruyamadık. Şimdi yavaş yavaş bu mavi vatan doktriniyle Libya ile yapılan anlaşmalarla falan yeni yeni daha meselelerin üzerine gidiyoruz. Devam. Adamlar nasıl çalışmışlar, nasıl çalışmışlar. Cem Gürdeniz'e büyük geçmiş olsun. Sağ kaldığı için. Bunlar adam öldürüyor. Herkes öldürüyorlar. Kendi kafalarını uymayan. Geçerim. Mavi Vatan doktrini çerçevesinde Türkiye kontrolüne yönelik hedefleri iki Aralık'ta belirlemiştir. İlk kabuk onu çevreleyen 3 denizdir. Akdeniz, Ege Denizi ve Karadeniz, Adalar Denizi yani. İkinci olan ise Kızıl Deniz, Hazar Denizi ve Basra Körfezi dahil Umman Denizi'ni kapsayan stratejik sahadır. E şimdi tabii böyle bir doktrin geliştirirsen İsrail sanıl adam gibi bakar mı? Bakmayacak. Yazıda Türkiye'nin geniş bir deniz coğrafyasında deniz gücünü harekete geçirmesi Somali, Sudan, Libya ve Katar'da askeri varlık göster hepsini anlatıyorlar hepsini. Türkiye'nin deniz gücü inşa çabalarının Milgem hedef olarak alınarak da kitapta İsrail için bir tehdit oluşturduğunu söylüyor. Sana ne benim Milgem projemden? Özden Örnek Paşama Allah rahmet eylesin. Sana ne? Türkiye'nin genel olarak, şimdi geliyoruz, esasa geliyoruz, kemerleri bağlayın. Türkiye'nin genel olarak askeri birikimi, özel olarak da deniz donanımı, Akdeniz ve Kızıldeniz'deki yoğun operasyonel faaliyeti, ayrıca İsrail ve Yahudi karşıtı bir ülke olması, İsrail'e yönelik doğrudan ve dolaylı bir tehdit oluşturabilir ve bu gelecekte İran'ın bize yönelttiğine eşdeğer bir tehdide dönüşebilir. Yani diyor ki bugün İran yarın Türkiye. Bugün İran'ı halledeceğiz yarın Türkiye'yi halledeceğiz diyor. Bunu diyor adam. Bu nedenle İsrail istihbarat Camiası'nın özellikle de Deniz istihbarat Teşkilatları'nın hem kuvvet oluşturma ve güçlendirme hem de üç dönem boyunca faaliyetlerinin sürekli izlenmesi düzeyinde Türkiye hakkında istihbarat toplama ve deniz savaşı teorisini incelemek için araştırma yapmaları büyük önem taşıyor. Yani bizi artık iyice hedef oturtmuşlar. Savaş stratejimizi belirlemeye çalışıyorlar. Operasyonel alanda genel olarak İsrail silahlı kuvvetlerinin özel olarak deniz kuvvetlerinin Türkiye ile gelecekte nasıl başa çıkılacağına ilişkin muharebe doktrinleri geliştirmesi uygundur. Gücün inşası Türklerle be, Türklerden beklenen ve beklenmedik bir karşılaşmaya cevap vermeleridir. Resmen savaşa hazırlanıyorlar kardeşim bizimle. Kim? İsrail. Nerede? Denizde. Niye? Mavi vatan. Ya işte Mavi vatana kim laf söylüyorsa o adama bir bakın. O adamın bir arkasına bakın. Mavi vatana masal diyenin, saldırgan bir ideolojidir diyenin arkasına bir bakın. Mavi vatanı hedefe oturtan işte bu heriflerin lafının devamcısı. Bu adamların lafının devamcısı. Ama Türkçe konuşuyorlar. Batı Komutanlığının kurulması zamanının gelmiş olması mümkündür. Kendileri için bir Batı Komutanlığı kuruyorlar. Bu konu Komutanlık aynı zamanda Türkiye ile askeri çatışmaya, Mısır ve İran ile hala Mısırı dost kabul etmiyorlar. Mısır ve İran ile deniz çatışmasına ve Suriye kıyısındaki İran varlığına e, hazırlık sorumluluğunu da üstlenecektir diyor adam. Anladınız değil mi mavi vatanı kim tehdit algılamış? Yunan'dan çok kim? İsrail. Peki mavi vatanına karşı iki de bir laf eden Türkler kim? İşte o da sizin ferasetinize kalmış vaziyette. Size bırakıyorum onları. Hoşçakalın.